Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ile ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İspanya Başkanı Pedro Sánchez ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme sonrası güvenlik ve savunma sanayi alanında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: Türkiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konumu haiz iki NATO müttefikidir. İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu Patriot sistemleriyle ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef yine birçok NATO ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce de örnek alınmasını temenni ediyorum. Özellikle savunma sanayi alanında birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. Ki biliyorsunuz İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık. Ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Ama biz inşallah bir de bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basından gelen Naventia ile olan işbirliğini konu alan soru üzerine şu açıklamayı yaptı. Naventia meselesi ile alakalı ilk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de şimdi bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı planlıyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına girme durumumuz olacak. Bunları etraflıca değerli dostum, arkadaşımla konuştuk. Ve bu adımları atacağız. Ve savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şey var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var ve İspanya'nın kendi ürünlerini aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'ün ortak üretimi konusunda Rusya'dan yapılan açıklamalar ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Değerli arkadaşlar, S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye-Rusya detay açıklama yapmamak üzerinde biz mutabık kaldık. Anadolu Amfibi Hücum Gemisi'nin üretimi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesi kapsamında Sedef Tersanesi ana yükleniciliğinde İspanyol Tersanesi Naventia'nın alt yükleniciliğinde devam ediyor. Anadolu, asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek. Anadolu, 4 adet mekanize çıkarma aracı, 2 adet hava yastıklı çıkarma aracı, 2 adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.